Şimdi insanlarda şeker var, tansiyon var, kolesterol var, kalp yetmezliği var, böbrek rahatsızlığı var, obezite var, var. Yok. Bu gidişle hatta yanlış beslenmelerden dolayı 1950'lerde bir kişi erkekte mesela sperm sayısı 150 milyon idiyse şimdi 15 milyona düşmüş. Yani erkekler bile kısırlaşıyor. Yanlış beslenmelerden kısırlığa gidiyor. Neslimiz tükenecek, soyumuz tükenecek. Böyle abur cubur yenme, içme, yanlış beslenme, kimyasal ilaç kullanma vesaire. Yani, evet, birincisi mümkünse tek gıda tüketme. Birinci kural. İkinci kural günde 2 öğün. Sabah öyle yemeği yok. Öyle değil, yemeği diye bir şey yok. Sonradan çıktı. Tanzimattan sonra Türkler Avrupa'ya modaya uydular. Avrupa'ya hayran kaldı. 800 yıl Avrupa, bütün dünya bizi taklit etti. 800 yıl. Selçuklu'dan itibaren 1700'lerde biz 1699'da Karlofça'yı kaybettik anlaşmasından sonra. Batı'nın karşısına demek ki bunlar da güçlüymüş dedik. 1838'de Tanzimat Fermanı ile beraber Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ettik. Avrupa'yı taklit etmeye başladık. Önce İstanbul'da, sonra yavaş yavaş diğer şehirlerde bu hastalık yayıldı. 3 öğün yemek diye bir şey yok. 2 öğün. Bir sabah, bir akşam. Bitti gitti. Yani ara öğün yok. Çips, jelibon, kek, gofret, böyle çikolata tüketmek yok. Tüketirsen sonu Avrupalı gibi, tank gibi olmak. Üçüncüsü, her lokmayı 30 defa çiğnemek. Bu çok zor. Ben de deniyorum da. Yani 30 defa çiğnersen ne olur? Dilciğin etrafında bir kas var. Bu kas gelişir. Sıvı hale gelmeden yutamazsınız zamanla. 40 gün denerse. Ama bu kas kimse de güçlü değildir. Zayıftır herkeste. Çünkü böyle hemen çiğnemeden yutuyoruz. Alışmışız da bütün insanlar. Çiğnemeden yuttukları için bu kas herkeste zayıf. Fakat 40 gün çok çiğnedikten sonra yutarsa, insan devam ederse orada bir kas meydana gelir. İyice çiğnemeden yutulmaz. Çünkü sindirim organları birçok sindirim salgısı salgılıyor. Tükürük bezeleri 606 tane tükürük bezesi var. Bunun 600'ü küçük. Toplu iğne başından biraz büyük, biraz fasulye kadar, nohut kadar vesaire. 6 tane de büyük tükürük bezesi var. Bunlar 1,5-2 litre tükürük salgılar. Tükürük doğal antibiyotik. 1. Özel enzimler var içinde. 2. Yemiş olduğumuz besinlerdeki her türlü mikrobu öldürür. 2. Buradaki karbonhidratını hemen parçalayarak şekere dönüştürür. Böylece yediğimiz gıdadaki biraz fazla çiğnerse kişi şeker tadını almaya başlar. Çok çiğnemek çok önemli çünkü ağızda mikrop ölür. Mideye geldiği zaman problem olmaz. İkincisi, mide 2 litreye yakın asit salgılar, pepsin salgılar yani. Bu da çok sert bir asittir. Mesela besinlerin içerisinde diyelim yediğimiz salataydı, yeşillik vesaire. Mikrop olabilir, mantar olabilir, parazit olabilir. Kişi mide asidi çok sert asit. Yediği gıdalardaki bütün mikrobu mide asidi haşlar, yok eder. Bu nedenle mesela ayakta su içmek iyi değil. Ayakta su içiliyor, içinde mikrop varsa direkt transit geçer mideden 12 parmak bağırsağına. 12 parmak bağırsağındaki asit sert asit olmadığı için ne olur? Kişi hepatit B, hepatit C'ye yakalanır. Bu nedenle ayakta içmek iyi değil. Ayakta su içmemenin veya diğer sıvı mikrop içeren bir su içmenin sebebi bu. Evet. Karaciğer 2 litreye yakın enzim salgılar, pankreas 1,5 litre vesaire. Yemiş olduğumuz her şey böyle sindirilir. Bu nedenle çok çiğnemek önemli. Kahvaltı ve yemekten sonra 2 saat sonra 2 saat yani yemek yediniz, kahvaltı yaptınız, 2 saat sıvı tüketmemek gerekir. Tüketirseniz mide asidinin kalitesi düşer. Bu neye benzer? Tencereyle kuru fasulye pişiriyorsunuz. Fakat komşunuz, yakınınız telefon etti. Diyor ki misafirle geliyorum. O misafirle geliyorum. Ne yapalım? Hemen tencereyi açıyorsunuz. Düdüklü tencereyi. İçerisine birkaç bardak kuru fasulye, su değil, haşlanmamış kuru fasulye koyuyorsunuz. Ne oldu? Oldu mu? Olmadı. Zehirler. Haşlanmadan, bekletilmeden, suda bekletilmeden kuru fasulye koyarsanız ne olur? İçerisindeki madde var. O suyun, onun için bir gün önceden bekletilir suda. O suyla atılsın diye. O pişer mi? Pişmez. Pişse de tadı olur mu? Olmaz. Mide bozulur. Yani nasıl ki yemek bozulursa, yemeği yedikten sonra içilen sıvılar mide asidini bozar, kalitesini bozar. Bununla ilgili şimdi bir deney göstereceğim biraz sonra. Hadi bakalım. Evet. Evet. Yemekte, bir yemek yedikten sonra en az 4 saat katı bir şey yememek gerekir. Artı sünnete uygun olarak haftada 2 gün oruç tutabiliyorsa, pazartesi, perşembe günleri. Ha, ben bunları yaparım da zayıflamam diyen olmaz. 3 ayda 15-20 kilo herkes verir. Bunun adı Saadet Devri Diyeti. Peygamber Efendimiz'in yaptığı şeyler. Peygamber Efendimiz hiçbir zaman 13 lokmadan fazla yemek yememiş. 13 lokma. Ama biz maşallah Türkler 50 yıl öncesine kadar her şeyiyle örnek aldığımız Peygamberimizi unuttuk. Hep Avrupalı örnek alıyoruz.